Herkese merhaba. Yeşim Salkım ben. Aslen Ankara doğumluyum. Sahne sanatlarıyla uğraşıyorum. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapıyorum. Yaklaşık 30 yıldır. Kızım dünyaya geldikten sonra 90 senesinde bu işi profesyonel olarak yapmaya başladım. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na okulumuz bağlandığında ben henüz 17 yaşındaydım. Aslında babam bir öğretmen. Daha sonra sahne sanatlarıyla uğraşmaya başlamış. Yani tabiri caizse utla büyüdüm diyebilirim. Hani bu eline mikrofon alıp da ben 5 yaşından beri şarkı söylüyorum, bütünün kordonuyla şarkı söyledim diyen kızlardanım ben de. Ama benimki gerçek. Gerçekten bütünün kordonuyla şarkı söylediğim yılları dün gibi hatırlıyorum. İnsan yaş aldıkça daha çok hatırlıyor geçmişi. Eskiden anneannem, rahmetli anneannem söylediğinde veya işte büyüklerimiz söylediğinde çok eskiden bahsediyorsun, sen de yaşlandın artık dediklerinde dediğimizde onlara bize kızıyorlardı. Galiba artık ben de kızmaya başladım bazı şeylere. Çünkü ben de onlara benzemeye başladım. Bir şeyi fark ettim. Ne kadar çok bir şeyi söylersek ve kınarsak aynı şekilde o insan olmaya başlıyoruz bu hayatta. Benim çocukluk yıllarım Ankara'da geçti, Kurtuluş Parkı'nda. Şahane bir çocukluğum oldu. Gerçekten çok güzel bir çocukluk yaşadım. 6 yaşında Batorman Kraliçesi seçildim. Saklambaç yarışmasının, o zamanlar aranızda bilenler de olacaktır, bilmeyenler de olacaktır. Saklambaç diye bir gazete vardı. Ve her sene çocuk güzeli seçerlerdi. Ben de orada Batorman Kraliçesi olarak 6,5 yaşında kazandım ve ilk foto romanımı burada İstanbul'da Büyükada'da çektim. İsim de Yanlış Mektup'tu. Benim sahneyle tanışmam aslında yani ekranla tanışmam, kameralarla tanışmam çok erken yaşta başladı. Gerek babamın mesleği gereği, babam hem öğretmen ve aynı zamanda da bir ud üstadı, sanat müziği üstadı. Zeki Müren'i bilenler mutlaka babamı da, Dursun Salkım'ı da tanıyacaktır ve hatırlayacaktır. Sanatçı bir babanın kızıyım aslında. Ve bir ev hanımının, ev hanımı annenin kızıyım. 26 yıl sürmüş bir evliliğin çocuğuyum ben. Bir erkek kardeşim var. 26 senenin sonunda da maalesef üzülerek, kırılarak ayrılmış bir çiftin çocuğuyum. Ama sonrasında ilişkilerimizi toparlamaya başladık. Bunu neden anlatıyorum? İnsanlar bir dönem birbirleriyle anlaşamayabilirler. Evlenmek kadar boşanmak da bence son derece doğal. Evlendiğimizde ne kadar mutlu olabiliyorsak, boşandığımızda da üzülmemiz de son derece doğal. Ama bu zaman içerisinde bizi daha çok biz yapan, daha çok büyüten, daha çok olgunlaştıran bir duygu. Ben bunu pek çok kez deneyimlemiş bir kadınım. Bu konuda biraz korkusuzum, evet. Evlenmekten hiçbir zaman korkmadım. Evliliğin bana getirilerinden de korkmadım, götürdüklerinden de korkmadım. Çünkü her yaşadığım ilişkide pek çok hayat deneyimledim. Ve bu hayat bana bugün duvarımda asılı olan fotoğrafları bıraktı. Benim hayat mottom, hayatı doya doya yaşamak oldu her zaman, korkmadan, cesurca. Ve hissettiklerini de söylemek. Çocukluğumda da böyleydim. Genç kızlığımda da böyleydim. Ama bir dönemim var ki hayatımın komple değiştiği. O dönem konuşamamanın verdiği içsel sıkıntıyı çok ağır sağlığımla ödemek zorunda kaldım. Ki bunu ilerleyen zamanlarda anlatacağım size. 18 dakikayı kendine sığdırmak pek de kolay değil. Türkiye'de kadın olmaktan çok bahsetmek istemiyorum konuşmamda. İki kız annesiyim. Endişelerim var mı? Var. Onları yetiştirirken son derece endişe duyuyor muyum? Tabii ki duyuyorum ama her anne gibi duyuyorum. Çünkü eğer siz kendi içinizdeki gücü keşfederseniz yetiştirdiğiniz çocuklar da bir o derece güçlü oluyorlar. Hayatı yaşamayı seçtim. Hayatı yaşayan çocuklar yetiştiriyorum. Korkmadan. Önüne ne gelirse engelleri hiçbir şekilde görmeden. Hakkında ne söylendiği çok önemli olmadan. Ben öyle yaptım. El alem ne der Türkiye'de? Çok fazla umursadığımız, hatta bu bize aileden gelen bir gelenektir.
El alem ne der? El alemin söyledikleriyle yaşamak, arka sokaklarda veya mahalle kültürü bize aynı zamanda bu ağır yükü de verir. Kadın olduğumuz için. Ama ben bunlara da çok kulak asmamış ve 20 yaşında gönlünün sesini dinleyip annesine ve babasına karşı gelmiş ve sevdiği adamla beraber nikahsız çocuk doğurmayı dahi göze almış ki daha sonradan tabii ki nikah yaptık. Hamile kalmış bir kadınım. Bundan da şahane 30 yaşında bir kızım var. İyi ki de doğurmuşum diyorum. Katı bir babam vardı, her baba gibi. Akşamüstü saat 5 olduğu zaman mutlaka evimizde olmamız gerekiyordu. Çoğu zaman arkadaşlarımı balkondan oturup seyredip içten içe ağladığımı bilirim ve üzüldüğümü bilirim. Erken saatte evinizde olun, akşam hava kararmadan evinizde olun derlerdi. Biz de tıpış tıpış eve giderdik. Ve baktığımız zaman da tabii ki arkadaşlarımı gördüğümde üzülürdüm ben de. Onlarla birlikte o zamanı geçirmek isterdim. Ama şimdi anlıyorum ki babamın da bir bildiği varmış. Şu anda Türkiye'de yaşanılanlara baktığımız zaman galiba geçmişte eskiler, büyükler bazı şeyleri çok net görebiliyorlar. Her şeyi zamanında ve dozunda yaşamak, her şeyi yerinde yapmak çok önemli. Kendimizi savunacağız derken rezil olmamak lazım. Bir dönem ilk bu mesleğe başladığımda üzerimde bir kot pantolon ve bir tişörtle Çeşme'nin küçük bir evi olan bir avlusunda sahneye çıkmaya başladım ben. Orası bir avluydu, bir evin avlusuydu. Ağaçlar vardı. Hatta perşembe günleri de kadınlar matinesi derdim. Çünkü eşleri İzmir'de olurdu. Kadınlar da gelir beni seyrederlerdi. Yaklaşık 6 senem böyle sahneye çıkarak geçti. Çok yorucu bir süreçti benim için. Kızımın babasıyla ayrılmıştım. Hayatımın aşkıyla ayrılmıştım. Benim için çok acı veren bir duyguydu bu. Çok genç yaşta deneyimlemiştim. Hayatımdaki erkeği kaybetmeyi ki bunu babamla yaşamıştım daha önce zaten. Babalarımız tırnak içerisinde bizim hayatımızın prensidir ya. Ve çocuğumun babasıyla ayrılıp bu mesleğe başladığımda aslında zorlu günlerin, daha zorlu günlerin ileride beni beklediğinin farkında bile değildim. Ama zorluklardan mutsuz muyum? Değilim. Ben savaşçı bir kadınım. Zorluklar her zaman olacaktır, her meslekte vardır. Sadece bizim mesleğimizde varmış gibi davranmak, televizyonun karşısında veya basındaki insanları gördüğümüzde, onların bizim hayatımızda çok derin izler bıraktığını düşünmek bence çok abesle iştigal. Varlar ve yoklar diye düşünmek lazım. Bu mesleğin de bir ceremesi var ve bunun da bir bedeli var. Yaşadığınız hayatında bir bedeli var. Bunu da rahatlıkla ödeyebilmek lazım. Ben böyle yaptım. Herkese de burada tavsiye ediyorum. Mesleğinizin ve hayatınızın size getirdiklerini ve götürdüklerini güzellikle kabul edin ve gönderirken de güzellikle uğurlayın. 95 yılında çok önemli bir filmle hayatımda sinema olmaya başladı. Sinema benim hayatıma böyle girdi, sinema sanatı. Eşkıya filminde rol aldım. Yavuz Turgul ve Mine Vargı gibi çok önemli bu işe kanıyla canıyla Türk sinemasına hizmet etmiş iki tane duayenle çalışmanın, eşkıya setinde olmanın bana verdiği keyif halen bugün hatırladığımda tüylerimi diken diken eden bir duygu. Bir tarafımda Uğur Yücel, bir tarafımda Şener Şen vardı. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Bu film hayatıma çok şey kattı, sinemayı kattı. 2000 yılından sonra tiyatro yapmaya başladım. İki tane müzikalde rol aldım, iki tane tiyatro oyununda rol aldım. Tiyatro sahnesi çok ilginç bir sahne. Tıpkı şarkı söylerken ki hissettiğiniz heyecanı tiyatro sahnesine çıktığınızda da yüreğiniz burada pırpır ederek anlıyorsunuz ve fark ediyorsunuz ki insanlarla birebir göz teması çok çok iyi, çok çok kuvvetli bir duygu. Bunu neden söylüyorum şu anda? Televizyondan konuşmak veya böyle kameraların karşısından konuşmakla birebir kanlı canlı insanların gözünün içine bakarak konuşmak, onların sizin ne hissettiğinizi o an, o saniyede, sahnede hissetmeleri hiçbir zaman vazgeçemeyeceğim bir duygu oldu benim hayatımda. O yüzden sahnede olmayı çok seviyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Oyunculuğu da çok seviyorum.
Oyunculuk benim hayatımda içimdeki küçük kadınları oynamak gibi bir duygu. Her ne kadar bazen tırnak içerisinde böyle çok zengin, çok albenisi olan kadını oynamamı tercih etseler de aslında bir mahalle kültüründen gelen, mahallenin içerisinde yaşamış bir kadını da oynamayı, bir hayat kadını da oynamayı, bir trans bireyi de oynamayı, bu arada onlara selam olsun, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Her insanın yaşam hakkının olduğu bu dünya üzerinde bizler kim oluyoruz ki bunu yargılıyoruz veya bu insanların haklarını alıyoruz diye düşünerek bir sinema filminin içerisinde rol almayı da çok arzu ederdim. İki tane çocuğum var. Bir tanesi 30 yaşında, bir tanesi 10 yaşında. Erken yaşta anne olmanın tadını çıkartan kadınlardanım. Burada da korkmadım. Erken doğurdum. 40'ımdan sonra bir daha doğurdum. Hatta bu doğumu yaparken rahimimde bir tümörle kızıma hamile kaldım. Küçük kızım içimde büyürken içimdeki tümör de büyümeye başladı. Aynı anda onunla beraber başka duygular da hissetmeye başladım. 40 yaşından sonra anne olmak çok farklı bir duyguymuş. Daha da büyüyorsunuz, daha da etkileniyorsunuz bu duygudan. Çok erken yaşta anne olduğum için Gizem'i yıkadığım günleri hatırlayamıyorum. Bugün adayı her anını keyifle ve doya doya yaşadığımı hatırlıyorum. Hafızamda ikisini mukayese etmem gerekirse. Şu ara kapatmaya çalışıyoruz Gizem'le. Çektiğimiz videolarla, işte sosyal medya sağ olsun. Ve bu TikTok dedikleri benim çok anlamadığım, bizim evdekilerin daha çok anladığı. Ayrıca sosyal medyada kendimi iyi ifade etmeye çalıştığımı düşünüyorum. Edebildiğime de inanıyorum artık. Son 5 senedir sosyal medyamı sadece kendim kullandım. Sosyal medyamı sadece kendim oluşturdum. Yaklaşık organik söyleyeceğim. 1 milyon takipçisi olması bir insanın benim için gurur verici. Dişimle tırnağımla dediğim yani o organik takipçiyi oluşturdum ben. Ve bu insanlarla güzel bir bağ var aramızda. 30 yıldır mesleğimin içerisinde bir altın portakal. Aynı zamanda da pek çok ödül sığdırdım. Bir vakfım var. 95-96 yılları arasında kurduğumuz Geleceğimizin Çocukları Vakfı. Bu vakıf 4 tane büyük okulu yaptırdı. Sosyal hizmetlerle, devletle beraber çalışan bir vakıf. Sokaktaki veya işte o arka mahalledeki itilmiş erkek, kız, kadın ayırt etmeden aldığımız, baktığımız, onlara kaybettikleri yolda onlar için yoldaş olmuş, onlar için onların yanında olmuş bir vakfımız var. 6, 12, 12, 18 yaş arası çocukları alıp onlara hayata hazırlıyoruz. Onlara gelecekleriyle ilgili korkmamaları, yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Çok fazla basında çıkmamış bir vakıftır. Çünkü sosyal hizmetlerle de çalıştığı için, sosyal hizmetlerin bize bazı yaptırımları olduğu için ve bu tip insanların maalesef ki toplumumuzda ötelendiklerini bildiğimiz için onları çok ortaya çıkartmamamız gerekiyor. Türkiye'de yaşanan ensest ve Türkiye'de yaşanan kadın erkek ayrımcılığı, kadın cinayetleri, kadın üzerine, kadın bedeni üzerinden yapılan şiddete maruz kalmış veya çocuk bedeni üzerinden şiddete maruz kalmış aileleri aldığımız için bunları açıklayamıyoruz çok fazla. Ama 96 yılından beri onlarla gönül gönüle çalışıyoruz. Geleceğimizin Çocukları Vakfı'nın isim annesiyim. Sevgili Müge Çelebican da başkanımız. Buradan da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Desteğinizi her zaman bekliyoruz. Burada ne kadar çok insana ulaşabilirsek bizim için kar kardır. Son zamanlarda kendimle alakalı çok derin tecrübeler kazandım. Özellikle hastalığımla ilgili Gizem'in ve Adan'ın bana getirdikleri gibi tabii ki hayatla ilgili götürdüğü çok şey de var. Özellikle erkekler konusunda kadınlar beni iyi anlayacaklardır. Aşka olan inancını hiçbir zaman kaybetmemiş, korkusuzca yaşamış bir kadın olarak yine korkmadan aşka her zaman inanmaya devam edeceğim. Siz sevmeye devam edin. Sevmek güzel bir duygudur. Sevmek insanı insan yapan bir duygudur. Ben öyle yapıyorum. İkinci miyim? Ben bir Arnavut kızıyım. Dedemler zamanında, savaş zamanı göç edip gelmişler. İki kardeş, Milas'a yerleşmişler. Aslen Egeli bir ailem var.
Evet, Arnavut kızıyım ve Kinci miyim? Çok güzeldi, kin tutarım. Ama bu benim sevgisiz bir insan olduğumu göstermez. İlkeleri olan bir kadın oldum her zaman. Çok uzun süre konuşmadım, çok uzun süre ekranlardan uzak kaldığım, yurt dışında 5 sene yaşadığım ve birebir buraya hiç gelmeden yaşadığım bir dönemim oldu. Zorlu bir sürecim oldu. Bunu da kitabımda anlatıyorum. Burada anlatamayacağım çünkü zaten 18 dakikaya bunu sığdırmam çok zor. Takdir edersiniz ki bir insan ömrünü bir kitapta dahi anlatabilmek bence çok zor. Dilim döndüğünce içimden geldiği kadarıyla size kendimi anlatmaya çalışacağım o kitapta. O süre zarfında da kazandığım çok çok kıymetli duygular var içimde. Bir anneyim, aynı zamanda da bir annem var. Bir de babam var. Ve bu insanlara karşı sorumluluklarım var. Toplumun içerisinde ötelenen bir kadın hiçbir zaman olmadım. Ötelenen kadınlar için de üzülüyor muyum? Evet. Ötelenen erkekler için de üzülüyorum. Evet. Ama benim mottom her zaman şu oldu. Yüzünü yıka, boyalarını sür, dudağın rujunu sür, hiçbir şey yokmuş gibi yürümeye devam et. Ben hep yürüdüm. Ben çok güzel yürürüm. Öyle ya da böyle. Geçmişime baktığım zaman geçmişimdeki hiçbir şeyle bir savaşım olduğunu düşünmüyorum. Savaşım hep kendimle oldu benim. Kendimle bir mücadelem oldu. Ama arasında yaşadığım tabii ki bazı önemli detaylar var ki aldatılmanın nasıl bir duygu olduğunu da yaşamış bir kadınım. Defalarca şiddeti de yaşamış bir kadınım. Bundan da korkusuzca yürüdüm. Çünkü hayat ne korkarsanız size onunla geliyor. Eğer korkularınızı hayata çok belli ederseniz hayat sizi onunla vuruyor. Deneyimlediğim en büyük şeylerden bir tanesi bu. Hayata dair. Korkmadan yürümeye, cesurca yürümeye devam edin. Ben öyle yapıyorum. Bu yaşımdan sonra da böyle yapmaya devam edeceğim. Kızlarıma da en büyük nasihatim bu olacak. Zaten hep de söylüyorum. Problem varsa çözüm de vardır. Yeter ki o çözümü en doğru şekilde yapmak. En doğru yolla gitmek. Kimseyi üzmeden, kimseyi kırmadan. Belki kendinizi yaralayarak ama başkasını yaralayarak değil. Ben bu hayatta en çok kendimi yaraladım. Ama önemli değil, insan kendini çok iyi tedavi eden bir varlık. Kendi kendinizi tedavi etmeniz daha kolay. Çünkü bir başkasının yaralarından tedavi çıkartamazsınız. Şahane bir hayatım oldu. Çok güzel bir hayatım oldu. Hayatımı çok seviyorum. Hayatınızı sevin. Yaşadığınız her şeyi sevin. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.